Kanyon. Çabiye soru sorun. Çabiye sorular adlı videomuzu karışık karışık sorular burada. Arkalı önlü 13 sayfa. Ece Fan demiş ki, senin de fan olduğun Kore'de bir grup var mı yenilerden? Yenilerden yok. Ama şey vardı, ben ergenken yani küçükken G.O.D. var. Kore ünlülerle tanıştın mı? Tanıştıysan onlar kimdi? Ya tanışmadım ama Türkiye'ye geldikten sonra öğrendiğim bir kişi var. O da Minho. Minho da benim ortaokuldayken, Kore'de ortaokuldayken yan okulunda okuyormuş. Chomino. Shiny. Shiny. Shiny Minho. İzlediğin K-drama var mı ya da takip ettiğin Koreli gruplar, ünlüler, drama? Ya ben Big Bang'i takip ediyorum bugünlerde. Yani çok sevdiğim için değil ama başarılı bence. Dizi olarak da çok fazla yok ya. Yani izlemiyorum. Kore dizide çok izlediğim şey yok. Güney Kore'de Gangnam bir şehir olduğuna göre, oppa Gangnam Style aşkımın şehir tarzı mı demek? İlçe, ikinci Gangnam. Olabilir. Öyle algılayabiliriz. Bence çok güzel soru bu. Tebrik ederim Çabı'ya sorular. Love Rain isimli bir Kore dizisi izlemiştim. Dizinin başı 80'lerde geçiyordu ve bir tür darbe tarzı siyasi bir hava vardı. Hemen hemen aynı tarihlerde Türkiye'de de darbe söz konusuydu. Belki ailenden ya da ülkenden bu dönemle ilgili bilgilerin mevcutsa paylaşabilir misin? Abi çok uzun hikaye. Ama şöyle diyeyim, 80'lerde aynı şekilde bizim de askeri darbe oldu. Ve çok insanın özgürlük peşindeyken öldü. Yani o kadar. Wikipedia'dan bakabilirsiniz. Sorunun devamı da var. O zamanın gençleriyle bugünün gençleri arasında ne tür farklar var? O zamanın gençleri daha cesaretliydi. İşte siyaset olay ve özgürlük peşindeyken şu anki gençler oturuyorlar. Lay lay lay. Aynı Türkiye. Korelilerin mizah anlayışıyla Türklerin arasında nasıl bir fark var? Fark var mı? Var tabii de. Şöyle diyeyim. Türkiye'de benim gördüğüm iki tane mizah anlayış var. Bir, genel mizah anlayış. Yani Türkiye'nin toplumunca yüzdesine bakarak insanların güldüğü şeyler. Ve bazı kısımlar, enter dediğimiz kısımların güldüğü anlayış var. Kore'de de hepsi bir tane şeye gülüyor. Yani böyle kısım kısım, seviye seviye yok. Herkes bir işine gülebiliyor. Ancak yaş farkı olunca. Ama Türkiye ile Kore'nin bizi anlayış karşılaştırdığını bilmiyorum ya. O dille alakalı olduğu için. Ya konsert ben çok izliyorum. Çoğunluğuna gülüyorum ama bazı şeyleri anlamıyorum. Çünkü dille alakalı şakalar oluyor genelde. Ama gel konsert ben de gülmüyorum ya. Ben gülüyorum ya. Ben de hiç gülmüyorum. Ben aşırı gülüyorum. Neyse. Demek ki fark varmış. Bence komik değil onlar. Çok yapay. Ben küçükken izliyordum evet de. Bütün Koreliler bilir o programı. Herkes pazar günü izler. De ben şu an artık gülmüyorum. Bilmiyorum, bana komik geldi. İşte o zaman fark var işte. Türk Koreli. Olabilir. Aynı şey gülmüyoruz o zaman. En sevdiğin yemek? Türkiye'de mantı. Kore'de çok var. Kore'nin bütün yemekleri seviyorum. En sevdiğin renk? Mavi olabilir. Uğurs. Bunu hiç düşünmedim. Sen düşündün mü hiç? Siyah benim de. Ha. Yani tartışmasın. Ben mavi. En uğurlu sayın. Öyle bir şey yok. Ama sekiz seviyorum. Hayatta en nefret ettiğin şey? Aptal aptal sorular. Şimdi geleceğin aptal aptal sorular. En sevdiğin tatlı? Sütlaç. Hayatta asla yapmam dediğin üç şey? Aptal aptal sorulara cevap vermemek. Vermek verdi. Pardon. Verdi. Verdi ama. Bilmiyorum ya bu üç şey. Kısa kısa gidip. Çünkü düşünmem lazım, anladın mı? Pişman olabileceğim bir şey yapmamak yani. Önce demiş ki sevdim bunu. Bize sürekli tutarsız cevaplar veriyor demiş. Sorum, Kore'de toplumun gözünden Big Bang nasıl görünüyor? Yetenekli genç grubu. Onlar hakkında kalıplaşmış bir düşünce var mı? Yetenekli genç grubu. Gece kulübünde çalan şarkılar yapan genç grubu. Hangi fandomlar? VIP değilim. Çabı, hangi programları izliyorsun? Infinite Challenge, Running Man, Challenge. Muhandojan, işte Infinite Challenge. En sevdiğin show o mu? Aha. En son izlediğin dizi. Kore dizisi oturup izlemedim ya. Kore dizisi uzun dememiş, bence normal. Dizi? Dizide. Mutlu Ol Yeter izliyordum, ATV'de çıkıyordu. Ali Atay oynuyordu. Ondan sonra o da kaldırıldı. Ne sevsem kaldırılıyor. En sevdiğin aktör, aktris? Song Kang-ho diye bir aktör var. Filmlerde oynuyor sadece. Host izledin mi? The Host film. Evet. Böyle bir canavar falan evet, çıkıyor. Evet, evet. Oradaki adam, ana karakter. Ya da Cem Inşik olabilir, Old Boy'da oynuyor. Of, Lucy'de de. Lucy'de de oynuyor aynı. Bir de Chubby'e Kiyomi'yi mi izletsen, baksak da görsün. Ya izledim ben onu da, onun modası geçti. Bir, iki, çok iğrenç bir şey ya. Kiyomi. Kiyomi. Bu arada eğitim nasıl? Kaç yaşında okula başlıyor çocuklar? Kore yaşına göre 8 yaşında. Yani burada 7 yaşında başlıyor. Ve 12 sene. Aynı Türkiye gibi.
Ama şöyle, ilk öğretim bizde 6. sınıfta bitiyor. 6. sınıfta ilk öğretim mezun oluyorsun. Sonra ortaokul 1-2-3. Sonra lise 1-2-3. Yani toplam 12 sene de. Rap müzik sever misin? Hiç takip ettiğin Koreli veya Türk rapçi var mı? Var, Kore'de rapçi çok sevdi abi. Kore rapi çok severim, dinlerim de. Dokki var. Dok 2 diye yazılıyor. Illinois. Aynen. Illinois'u zaten seviyorum. Abi, bugünlerde yeni meşhur olmuş bir çocuk. Abi, emin ol. Şu an izleyen herkes biliyor. Evet, ya çok başarılı. Çok başarılı. İnanılmaz başarılı. Şeyde severim. Swings. İşte, sevmiyor musun? Ben seviyorum. Ben de sevmiyorum onu. Dinliyorum yani arada sırada. Bir de bir tane daha vardı. Neydi o? Mr. U. YG'deki. Aa, evet. Dişini altın yapan adam. Onu da severim. İri Baba. İlk öğrendiğin Türkçe kelime neydi? Küfür. Öğrendiğine kadar ilk. Okula ilk gittiğin zaman yüzüne gülüp çakırmadan küfür edenler var mıydı sınıfında? Yoktu ya. Küçük olduğunuz için hepimiz. Zaten kaç yaşında? 14 yaşındaydık, 15 yaşındaydık. Küfür öğretiyorlardı. Yani bana diyorlardı, bunu de falan. Ya da sen anlamadığın için acaba anlamadın mı? O da olabilir. Nereden bileyim anlamadıysan bana küfür mü ediyor, itifat mı ediyor? En sevdiğin Türkçe şarkı ne? Ateş edecek misin? Yüz yüzlükün konuşuruz. Siz de korku filmleri hakkında ne düşünüyorsun? Muhteşem cümle. Ben çok korkmuştum ve katil kadın doğum uzmanı çıkmıştı. Bütün kadınların korkusu rüyası neticede. Korkulu rüyası neticede. Ben korku filmi şey etkilenmiyorum. Dolayısıyla sevmiyorum. Bana boş geliyor. Kore'de korku filmler başarılı ama. Ben korku filmlerinden etkileniyorum. Bu yüzden sevmiyorum. Ha. Başarılı yapıyorlarmış. Bilmiyorum. Korku filmi bana boş geliyor. Türkiye'nin her şehrini gezdin mi? Türkiye'deki şehirleri gezmediysen gezmek istediğin şehirler var mı? Her şehri gezmiş insan yoktur büyük ihtimalle de. Vardır da yoktur yani. Nadir. Ama ben çoğu yerlere gittim. Karadeniz bölgesine hiç gelemedim. En fazla Şile'ye gittim. Gitmek istediğim yer yani Karadeniz olabilir. Safranbolu'ya gitmek istiyorum. Ege, Akdeniz çoğu gittim. Kayseri'ye gittim mesela, Antep'e gittim. Sen gitmemişsindir. Yok. Kayseri'de de ikinci senemde falan gitmiştim. Orada Starbucks aradım. Kayseri. Yokmuş. Muş. Bilmiyordu daha doğrusu kimse. Böyle elektronik aletlerin fiyatları Türkiye'ye göre nasıl? Aslında çok farkı yok. Gerçekten de çok ucuz falan değil yani. Samsung da mı? LG de mi? Çok ucuz değil. Yani burada en fazla 300 lira falan fark ediyordur en fazla. 300-400 lira. Çünkü burada dolar falan yükseldiği için buraya çok pahalı geliyor. Kore'de zaten pahalı. Dizilerde gördüğünüz gibi öğrenciler rahatça telefon taşıyabiliyor mu? Evet. Toplumda sınıf ayrımı oluyor mu? Zengin, fakir gibi. Var ama Türkiye kadar yok. Kitap okuma oranı ne kadar? Google it ya. Google it gerçekten. Ama çok yüksek değil. Türkiye'den yüksektir de. Telefon günlük hayatta Türkiye'de olduğu gibi ön planda mı? Sen benim videolarımı izle bence. Anlatıyor musun? Hayır, yani Kore'deki videolarımı da söyledim yani. Kimse elinden telefon bırakmıyor. Evet abi, bizim metroda da çektiği için. Aynen. Bizimki metroda. Özellikle metro. Kimse bir şey yapmıyor yani. Ya benim bir teorim var. Koreliler sırf telefonunu iki eliyle kullanabilmek için denge geliştirmişler, mutasyon. Çünkü metroda kimse tutulmuyor yani. Ayaktalar ve elde telefon. Ben denedim bir gün, düşüyordum. Ben metroya bindiğimde gerçekten çok şaşırmıştım ama. Yani ben de şaşırdım. Çünkü Kore'de yaşamıyorum. Gittim metroya, herkes film falan izliyorlar. Enteresan. Bütün elin oğlunu Çabi abi ve Sinem ablayı çok seviyorum demiş. Sinem'e buradan selamlar. Sinem kimse artık. Sinem. İrem Akagündüz. Türkiye'ye ilk geldiğinde Türklerin bu aşırı Kore hayranlığı, tüm idolleri, K-dramaları bilmeleri seni şaşırttı mı? Benim ilk geldiğim zaman da K-fanlar çok yoktu. İlk geldiğimde yoktu. Yavaş yavaş yükselen bir durumdu. Tabii yavaş değil aslında, hızlı yükseldi. Şaşırıyorum tabii. Yani bu kadar sevilecek bir şey var mı diye. Ama seviyorlar yani. Senem'in elin oğlu izlememesi hakkında ne düşünüyorsun? Dırım dırım gergin anlıyor. Niye izlemiyorsun? Şey, televizyon izlemiyorum çünkü 4-5 yıldır. Evet. Bence izle. Çünkü gerçekten çok komik. Bazı böyle hani part dönüyor ya bazen bazı komik kısımlar falan. Yani hakimim aslında konulara. Ya. Yani tam bölümü baştan sona izlemiyorum, öyle değil. Skip. Ayıp be. Çabi de benim videolarımı izlemiyor. Sen niye izlemiyorsun? Hakimim aslında konulara ama yani bölüm bölüm...
bölüm bölüm izliyorum. Yani komik kısımlarını izliyorum. Bunu izleyeceğim ama. Sesime güveniyorum ve Kore'de bir şirkette şarkı söylemek istiyorum. Türk olduğum için bu mümkün mü? Telaffuzum da iyidir. Zor. Çok zor. Gerçekten zor. Açık açık söyleyeyim, acımasız falan değil. Yani gerçek bu, zor. Hatta imkansız gibi bir şey. Hani Türkiye'de Kıvanç Tatlıtuğ var ya. Hı. Kore'nin Kıvanç Tatlıtuğ kim sana göre? Bence Hyunbin. Chang Dong-gun. He? Chang Dong-gun. Dong-gun bilmiyor musun? Dong-gun. İsim biliyorum da şu an ismi. Kore'deki en yakışıklı adam deyince Chang Dong-gun derler. Hayır, Wonbin derler. Wonbin ne Chang Dong-gun? Wonbin de olabilir. Ha, bence Hyunbin ya. En yakışıklı Hyunbin. Kore'de birinden özür dilerken elma verildiği doğru mu? Bu arada seni çok seviyoruz. Nasıl videosu da çekecek misin? Elma vermiyoruz arkadaş. Elmayla özür dilemeyin kelimesi sadece ismi aynı. Yani ben sana 100 ver dediğinde, bana 100 ver dediğinde sen 100 lira mı veriyorsun? Yüzsüz dediğinde sen 100 liran olmamış mı oluyor? Ama dizilerde bu yapılıyor ondan dolayı. Ya espri işte, işte. Aptalca bir espri işte. Ondan ben sevmiyorum diziyi. Atar ben sonuna. Tabii abi Instagram'dan da sormuştum ama görmedin. Biz arkadaşımla Eloğlu falan çıkmadan önce videolarını izlemekteydik. Sonra Eloğlu setinde ilk bölümde gelip görmek istedik fakat gelemedik. Hı. Şu an bir sürü kişi görmeye geliyordur. Gerçekten seni göremeyiz. Harekini mi önerirsin yoksa direkt geleneksel olarak iple mi asalım kendimize? Yok gel fotoğraf çekiliriz. Ya herkesle çekilemiyoruz tabii de 400 kişi geldiği için maalesef. Ya bir fırsat olunca. Adı neymiş? Sena Sezer. Ben Sena Sezer diye bağırırsan... Hatırlamayacaksın. O hatırlamayacağım. Anyong Chingu TR'deki kızım ben de. Ha. Hem reklamım olur. Evet. Anyong Chingu TR'deki kızım fotoğraf çekilir misin de. Şimdi bunu izleyen herkes bunu dese ne yapacağız? Aha sıçtık. Sıçtık. Türkiye'de dil öğrenmek zor. Bu yüzden kuracağımız cümlelerde genellikle Türkçe düşünüp cümleyi kurup söylüyoruz. Sizler Türkçe iç sesinizle cümleyi kendi dilinize çevirip mi cevap veriyorsunuz? Yoksa bir Türk gibi tak diye cümleyi anlayıp hiçbir çeviri yapmadan mı cevap veriyorsunuz? Yo. Artık çeviri yapmıyorum. Eskiden yapıyordum ama artık yok yani. Şu an bunu konuşurken de düşünüp yapmıyorum. Ama İngilizce'de mesela Korece ya da Türkçe beynimden bir düşünme oluyor. Ama Korece ile Türkçe tak 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 diye çıkıyor. Kore'de yaşamak kolay mı? Kolaysa neler yapmalıyız yaşayabilmek için? Kolaysa neler yapmalıyız? Kolay değil. Kore'de yaşamak kolay değil. Pahalı. Çok ucuz değil. Öyle değil mi? Ben hemen hemen aynı görüyorum burayla. Ya işte onun burası da pahalı. Yani evet öyle. İstanbul. Hani buna alışkın olan orada zorluk çekmez. Çekmez ha. Sana sorayım. Kore'de yabancılık çekiyor musun? Gerçi buradaki kekolar yok ama. Var mı kekolar orada da? Keko... Burada var ya kekolar. Ya benim en büyük korkum ne biliyor musun? Hani mesela burada hani stereotip sevmem ama hani mesela işte apaçi falan böyle hani o tarz adamlar oluyor ya mesela. Kore'nin apaçisini tanıyamamaktan korkuyorum. Yok ya. Değil mi? Bence de yok. O yani, yüzden tanımıyor olabilir. Şey yok. Yabancıya saldırmaz onlara. Evet saldırmıyor. İlgi var. İlgi var tabii canım. Ama var. Saldırmıyorlar derken gidip senden mesela para istemez ya da böyle İşte şey, ben hiç öyle bir şey görmedim ya zaten. Dayak falan filan yok yani öyle bir şey. Çünkü zaten İngilizce konuşamayacağı için yabancılar korkuyorlar. Ne bu hiç benim başıma gelmedi mesela biliyor musun? Herkes İngilizce bildiğini iddia etti ama kimse bilmiyordu. O kadar özgüvenlilerdi yani. Ya da bana denk gelmedi. Sana denk gelmişti. Çok çünkü şaşırtıcı gelmişti bana. Hani korkuyordu lan bunlar. İngilizce konuşmak, yabancılarla konuşmak biraz çekiniyorlar bir şey yapıyorlar yani. Ben çok sempatiyim tabii ki. Özlem 96 Gaming. Kore popunu tercih edersin, Türk popunu mu? İkisi de tercih etmiyorum. Ben indie müzik seviyorum çünkü. Kore indie mi, Türk indie mi? İkisi de seviyorum. Kore indie bak bunu sormadılar. Kore indie. Var. Kim seviyor? Aslında 10 centimetre. Metre. 10 centimetre. Centimetre. Yani Nel de aslında indie'den. Evet. Ya çok var. Ya Hongdae indie özellikle çok güzel gruplar var. Kore'deyken Türkiye'yi özledin mi ve yaşadığın bir şeyden dolayı o an Türkiye'de olsam keşke dedin mi? Oluyor. Gittiğimde oluyor da yani çok olmuyor. Çünkü benim aslında özlem Kore olduğu için şu an orada gidip de buraya özlemiyorum. Çünkü oraya gidip 2 ay kalıyorum en fazla ya da birkaç hafta kalıp geliyorum. Dolayısıyla orada Türkiye'yi özleyecek vakit olmuyor. Güney Kore'de oyunculuk hakkında ne düşünüyorsun? Yetenekli var, yeteneksizi var. Şeyler sevmiyorum mesela. Idol dediğimiz gruplardan çıkıp oyunculuk yapan insanlar, iyi insanlar çok var. Ama kötüler de var mesela. Onları sevmiyorum, hoşlanmıyorum.
Mesela oyunculuk kariyerine başlasan bu Türkiye'de mi Kore'de mi olurdu? Türkiye'de olurdu. Kore'de bir özelliğim yok ki. Burada özelliğim var. Özelliğim. Ne gülüyorsun lan? Standart Koreli. Standart Koreli işte. Ne çok yakışıklı, ne şişman attı. Çok şeyi. Sus be. Devam et. Ben de şişmanım. Sus senin. Burada da şişmanım. Sus hatta. Kedi. Bir de Kore'de güzellik takıntısı var mı? Güzellik anlayışı nasıl? Takıntısı var ya. Var. Var. Kadınlar çok kendini ince tutmaya çalışıyor, tamam mı? Ama Koreli erkekler ince, çok ince kızları sevmez. Bence çoğu Koreli erkekler. Yani çok ince olunca kemik gibi abi, yani iğrenç. Ele gelecek. Eğer bundan önceki videoyu izlemediyseniz videonun üzerine tıklayıp izleyebilirsiniz. Aynı zamanda kanalıma hala abone değilseniz buraya tıklayıp abone olabilirsiniz. Beğenmeyi ya da beğenmemeyi ve videonun altına yorum bırakmayı kesinlikle unutmayın. Annyeong!